1929 yılında, 29'da Arnavutköy'de Rum bir ailede doğan birinin yerine geçmeni rica ediyorum ilk hikayede. Çocukluk ve ergenliğin ardından 1950 yılında 21 yaşındayken askerlik yapmak için Ankara'ya gidiyorsun vatani görev. Bu süreçte Kore'ye gidecek birliklere gönüllü olarak yazılıyorsun. Biliyorsun o sırada Kore'de şey var, o Kore Savaşı var. Ailene dahi haber vermeden İskenderun limanından yola çıkıyor ve 29 günde Güney Kore'nin Pusan limanına varıyorsun. 1. Kore Tugayı Topçu Taburu'nda savaşın önemli ve kritik noktalarında gözünü bir an bile kırpmadan büyük bir azimle, kararlılıkla çok hayati çatışmalarda görev alıyorsun. Savaşın orta yerinde senin gibi piyadelerle bir aradasın. Kiminin hayatını kaybetmesine, kiminin yaralanmasına şahit oluyorsun. 21 yaşındaki genç için alışılmadık, kaotik bir ortam, deneyim. İstanbul'da doğdun, büyüdün ve sonra Kore Savaşı'nda cehennemi bir yere düştün. Neden böyle bir karar verdin ailene bile haber vermeden? Bu savaşa katılma sebebin mesela aidiyet duygusuyla ilgili olabilir mi? Biraz o da var. Yani tabii ki orada yani Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen gidiyoruz ama orada bir yani bir savaş sonuçta ve bu bir görev şey olarak da görülmeli diye düşünüyorum. Yani bir yaşatma görevi yani. Elime silah aldım, orada savaşmaya gidiyorum. Bir vahşetin içine giriyorum, öldüreceğim gibi değil. Ve daha çok orada bir barış sebebiyle tesis etmek için gidiyorum. Tamam. Ve yani iyi ki de gitmişim. Gurur duyarak gittim. Peki. Onurlu ve fedakar bir asker olarak birliğinin en önemli unsurlarından biri haline geliyorsun. Bir gün bir silah arkadaşın kayboluyor ve komutanı sana talimat verip arkadaşını aramaya gönderiyor. Sen birliğinden uzaklaştığında yapılan bir bombalı bir saldırıda geride kalan bütün birliğin şehit oluyor. Eğer o talimatı alıp arkadaşını aramaya gitmeseydin muhtemelen sen de orada şehit olacaktın. Ama aldığın görev şans eseri seni hayatta tuttu. Ölüm kalım arasındaki bu ince çizgi, bu duyguyla nasıl başa çıkabildin, hatırlıyor musun? O an bir takım şeyleri zaten kabulleniyor oluyor insan. Daha oraya giderken kabullenerek gidiyorsun. Yani, yeni bir gerçeklik mi oluşuyor orada? Evet. Asıl bence buraya dönünce, artık o gerçeklik bitince, ana vatana dönünce onların oradaki yaşantılar gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş. Muhasebesi o zaman mı başlar diyorsun, belli bir mesafeden sonra? Tabii ki orada bir hani önemsememe durumu olmuyor. Yani büyük bir yıkım. Ama bunu ne kadar hızlı kabullenirsen, o şartlara ne kadar hızlı adapte olursan, yani kendi görevinin o kadar faydalı olur. Oraya gitme amacın o kadar değerli olur. Ama evet, buraya döndükten sonra bazı şeyler mental olarak gün yüzüne çıkıyor. Bir arkadaşını aramaya gittin ama bütün silah arkadaşlarını oradaki saldırıda kaybettin. O seni nasıl etkiledi? Kötü tabii ki. İnsan oradaki eylemini, maksadını sürdürmekte zorlanır mı? Bu kadar büyük bir kayıptan sonra zorlanır herhalde, değil mi? Kesinlikle zor. Kesinlikle zor ama bunu hemen yani sindirip... Ya bu şey evreleri var ya, kayıpla baş etme evreleri. İşte o bahsedilen yas beş evre. Evet. Hatta sıfırıncı evre derler. Daha bire geçmeden, o inkar evresine gelmeden önce. Sıfırıncı evre boşluk evresidir, öyle derler. Tam da bunu soruyorum işte, evet. O boşluk. İşte o boşluk evresi aslında yaşanıyor. Sonra o illüzyon demeyeyim de o ayrı gerçeklik bitince işte o kayıpla baş etme evrelerine adım adım girmiş oluyorsunuz. Ama başlarda bir katatoni var herhalde. Kesinlikle. Çünkü bir katılaşma falan olur, doğru. Yaşadıkların seni çok etkiliyor. Belki kalsan şehit olacaktın, belki
Başka insanların da hayatını kurtarabilecektin, tersi de olabilirdi. Bu duygular içerisinde kafan çok karışık. Etrafta o kadar çok savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalmış Koreli çocuk var ki onlardan gözünü de alamıyorsun vicdanlı bir insan olarak. Birliğinin verdiği kayıplar nedeniyle duygusal açıdan alt üst durumdasın. Özellikle çocuklar için burada kalmanın karanlık ve kötü olduğunu düşünüyorsun. Yani Koreli çocukları kastediyorum. Bu duygulardan hareketle Kore'de savaştan dolayı ailesini kaybetmiş kimsesiz bir kız çocuğunu da yanına almaya, Türkiye'ye getirip hayatını kurtarmaya karar veriyorsun kendi kendine. Kimsesiz bir kız çocuğunu kurtararak acaba vicdanını mı temizlemek istiyorsun? Vicdandan ziyade vicdan olduğunu düşünmüyorum. Bu bahsettiğim, yani başta bahsettiğim konularla alakalı bir hayat kurtarmak, bir fayda sağlamak, onu yaşatmak. Bir kişiyi kurtarmak değil mi? Bir kişiyi, özellikle bir çocuğu, önünde yaşayacak koskoca bir ömrü olan bir canlıyı, birini kurtarmak. Kendini korumaktan aciz, yani o imkanları olmayan bir çocuğu kurtarmak. Ve yapabiliyorken yapmak, yani böyle bir imkan varken, hatta keşke imkan olsa bir kişi çok değil, beş kişiyi yanımda getirebilsem. Bu vicdan temizlemek değil de daha çok vicdanının sesini dinlemek değil, galiba, çünkü vicdan muhakemesi yapılacak bir durum değil. Yani bu savaşı çıkartan ben değilim. Yani hani, niye öyle bir şeye gireyim? Orada maalesef bir trajedi var. Ve bu trajediye sonradan dahil olma demeyeyim de, bir dışarıdan gelen bir arabulucu, bir melek gibi bir şey, bir figür olarak elimden gelen neyse bunu yapabiliyor olmak. Bir yandan da şöyle bir şey, orada olmayı sen tercih ettin, gönüllü gittin. Tabii. Orada olmayı tercih etmeyen birisi var, bir çocuk var ve bundan çok büyük zarar görüyor. Binlerce, on binlerce çocuk, kadın, insan, sivil, değil mi? Onlardan birini bile kurtarmak aslında mühim bir şey. Ailesini kaybetmiş kimsesiz bir kız çocuğunu resmi olarak yanına alıp buraya getirmen mümkün değil. Yani yasalar buna mani. O konuda ne yapmayı planlıyorsun? Bu kızı nasıl götüreceksin? Götüremezsin diyorlar. Ben olabildiğince karşı çıkmak istiyorum. Yani bir şekilde götürmek istiyorum. Yani evet, diplomatik olarak bir takım yasaklar var. Her yol dener misin mesela? Denerim. Dener misin? Evet. Çünkü eğer ben bu umudu aşıladıysam o kıza, o çocuğa, artık o noktadan sonra geri dönüşü olmaz. Olmaz. Ya da ben de orada kalırım. Yani o kızla beraber. Kore'de. Yani bir şekilde. Yani çünkü o noktadan sonra artık geri dönüşü olmaz. Tamamıyla kendini sorumlu hissediyorsun. Evet. Her şeye rağmen artık, yani eğer onsuz dönersem daha büyük, yani ne o silah arkadaşlarımı kaybetmiş kadar büyük bir acı, bir sorumluluk duygusu da hissedebilirim. Zaten orada savaş var. Sen de niye kalasın? Bütün mesele çocuğu oradan çıkartmak, uzaklaştırmak ve diyorsun ki ne gerekiyorsa yaparım yani. Şimdi Türkiye'ye getirmeye karar verdiğin kız çocuğunu resmi yollarla yanına alamayacağını biliyorsun. Ve bu yüzden küçük çocuğu, kız çocuğunu bavula saklayıp gemiye biniyorsun. Bavulda. Dönüş yolunda Hindistan açıklarında yakalanıyorsunuz. Yani yakalanıyorsun. Çocuğu senden alıyorlar. Ancak 1950'lerde Yunan kraliçesi Frederica çocuğu himayesine alıyor. Senin niyetin bir başkası sayesinde gerçekleşiyor ve çocuğun hayatı hiç umulmadık bir şekilde kurtuluyor. Tatlıya bağlanıyor. Küçük bir çocuğu alıp Türkiye'ye getirmeyi planlarken ne düşündün? Yani burada onun hayatını kurtaracak olmak senin için çok önemli, onu biliyorum. Ama kendi hayatını daha da riske atmış oldun. Yani bununla suçlanabilirdin, bu bir şey olabilirdi. Bu kadar mı önemliydi? Evet, dediğim gibi bu bir kere, kaba tabirle o teker bir kere döndükten sonra durmamalı gibi düşünüyorum. Bu işlemi, bu yola girdikten sonra artık dediğim gibi geri dönüşü yok. Ve o noktadan sonra ne olursa olsun, evet, benim başıma yani ne gelirse gelsin bu çocuk buradan çıkacak, evet, dedin. Öyle yani mi? Bana ne olacak?
Kıza ne olacak? Yani kızı bir şekilde ben o savaştan Güney Kore'de çekip... kalırsa kıza ne olacağı evet. belli zaten. Evet, yani... Onun için bu tercih edilir diyorsun, öyle mi? Ya oradan sonra neresi olursa olsun bu kız için daha hayırlısı olacak diye düşünüyorum. Anladım. O noktadan sonra da kavgada yumruk sayılmaz, öyle mi? Yani ben ne oluruz, yani ne olabilir ki en kötü bana? Evet. Peki, Yunan kraliçesi tarafından çocuğun hayatının kurtulması seni çok etkiliyor. Tabii bu gelişme üzerine için de rahatlıyor. Gönlün rahat bir şekilde Türkiye'ye, evine dönüyorsun. Döndüğünde de gazi olarak karşılanıyor ve madalya alıyorsun. Türkiye'de bir savaş gazisi ve kahramanı olarak karşılanmak sende çok farklı, güzel ve henüz tatmadığın sıcak duygular uyandırıyor. Hayatını kurtardığın çocukla da bağlantını hiç bırakmıyorsun, koparmıyorsun. Sık sık haberleşiyorsunuz. Savaş gazisi olarak anılmak ne hissettirdi sana döndüğünde? Ödüllendirilmek falan, ayrı bir itibar görmek. Tabii ki o itibar güzel bir şey. Yani insanların öyle bakıyor olması, bir kahramanlık hikayesi gibi anlatıyor olması gurur veren bir şey. O konuda yalan yok. Ama bu... bunun için dediğim gibi gitmedim. Evet. Burada herhangi bir madalya alayım diye, burada ekstra bir saygınlık kazanayım diye değil. Ama tabii ki bunun değer görülüyor olması beni de çok mutlu etti. Dediğim gibi baştan beri amacım oydu. Yani dünyaya o artık o barış yaşatma ruhunu, misyonunu, vizyonunu aşılayabilir. Kendi adına, hı-hı, evet, onu yapmak. Peki bütün bu yaşadıkların ardından düşünecek olsak, bugün düşündüğünde tekrar 21 yaşına dönsen yine de savaşa gider miydin? Giderdim ama tabii ki şu an, hani şu anki düşüncelerimle gitseydim, belki yani o yaşa ait bazı, nasıl anlatayım, tezcanlıklar, işte şeyler olabilir. Onları dinginleyebilirdim. Bir tık daha ağırbaşlı olabilirdim. Daha mı akılcı olurdu? Evet. Çünkü tabii ki ister istemez o delikanlığın verdiği ve dediğim gibi o Türklük, yani ne kadar Rum kökenli de olsak, bu topraklarda büyüyen birisi olarak, bu tarihte büyüyen birisi olarak, orada bir ben bu işi hallederim özgüveni bazen ters tepebiliyor. Hmm. Belki o yüzden daha ağırbaşlı olabilirdim ama yine giderdim. Peki tanışalım mı bu kahramanla? Evet. Sanki kim olduğunu. Biliyor musun? Bir merak ettim ama yine de bir bakalım. Şimdi konuşuruz. Efendim geliyor. Vasil Bokuman, Vasil Bokuman Türkiye'ye döndükten sonra gazi kimliğini hep gururla taşıdı. Şeye mi gitti? Ayla filmine mi gitti, evet, kafa? Çok benzer bir hikaye. O çok tatlı sonuçlanmamıştı. Bu daha tatlı sonuçlanmış. İşte yo, onun çıkarmış yani. O anladım değil. Sonra zaten, evet, şeyde. Vasil Bokuman'ın, hı-hı, hikayesi biraz daha farklı. Hı-hı. Kendini şu sözlerle ifade etmiş: hem Türk'üm, hem Rum'um, hem de Kore gazisiyim. Bu ülkeye en büyük fedakarlıklardan birini yaptık biz. O zamanlar kim kimdir diye bakmazdık. 72,5 milletiz. Allah'ımız birdir. Kilise, cami, bunlar Allah'ın evleridir. Vasil Bokuman aynı zamanda Yunanistan vatandaşıydı. Yunanistan'da bir süre yaşayıp oradan emekli oldu. 9 Ağustos 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 94 yaşındayken hayatını kaybetti. Bokuman'ın cenaze törenine yakınları, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, İstanbul Garnizon Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İlker Öztürk, çok sayıda askeri personel ve yetkili katıldı. Çok kahramanca bir hareket. Yani insan gönüllü olarak savaşa gidebilir, bütün arkadaşlarını kaybeder, tesadüf eseri aslında kurtulur falan filan. Ve ondan sonra daha ziyade kendini düşünmek yerine hala oradan ayrılırken bir kişiyi kurtarmanın peşine düşmüş
bir güzel insan. Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Bir evladı da Yunanistan'da olmuş herhalde. Başka evlatları da vardır kendine ait. İşte hayatı çoğaltan bir insan. 94 yaşına kadar yani büyük hikayeler, büyük kahramanlıklar sığdırmış gerçekten. Evet, evet, evet. Nur içinde yatsın. Aslında şöyle, şimdi siz de hikayeyi ilk bana anlatma. Sen diyebilirsin Çağlar'cığım.